Türkiye'de adalet sisteminin olduğunu da düşünmüyorum. Ya hiçbir şey yok yani, ülkeyi de sevmiyorum. İmkanım olsa direkt giderim yani. Yani kanun, adalet falan bunlar Türkiye'de pek sık rastlanan şeyler değil. O adamı aynı şekilde o traktörün arkasına bağlayıp sürüklemedikten sonra hiçbir ceza yeterli değil bence. Geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri'de çoğumuzun izlemeye bile cesaret edemediği bir görüntü çekildi. Hayvanlar artık mal değil, can olarak kabul edildi fakat insanoğluna yaramadı. Bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak o görüntüleri vatandaşlara izleterek düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vicdansız köpek, yani köpeğe köpek yani. Yani insanlıkla bir alakası olmayan bir hayvan. Hayvan bile değil onu yapan yani. He. Onun cenabesini Cenab-ı Allah ahirette ahir görecek. Aynı şekil sürünecek o da. Bu anlatılmaz yani. Bu denilmez, anlatılmaz yani. Çok insanlık yani o adam var ya yani. Çok anlatacağım çok şey var da. Şimdi herkes beni dinleyeceği için vicdanım el vermiyor. O insan aynı şekilde sürünecek yani ahirette. Ölümlü dünya yani. Bu video cumartesi günü Kayseri'de çekildi. Bu video size neler hissettirdi? Şu an içimi çok parçaladı. Çok sinirlendirdi. Sinir sistemlerimi yerinden oynattı. Beynimi değiştirdi. Yani o insan belki karşımda olsa aynı şekilde ben onu sürüklerdim burada yani. O şekildeyim yani. He. Ama yanında kalmayacak. Cenab-ı Allah, Allah'ımız onu. Ölümlü dünya yani. Aynı şekilde sürünecek o insan. Öncelikle bu olayın temel sebebini kesinlikle eğitimsizlik ve cahilliğe bağlıyorum. İnsanların doğru bir şekilde eğitilmediğinden dolayı bu tarz olaylar olmaya devam edecek böyle giderse. Onun dışında yani eğitim olmasa bile bence bu insanların, yani bunlara insan dememde hata oluyor bence. Bunlara insan demek yanlış çünkü. Yani çok cahil birisi olsa bile vicdanı olan bir insan asla böyle bir şey yapmaz. O yüzden yani bilmiyorum yani her şeyimizi kaybetmiş durumdayız. Yani insanlığımız olsun, eğitim, cahalet falan hepsi üst düzeyde. Ve bence bunun gidişatı böyle devam etmeye devam edecek. Yani hatta daha da kötü bir şekilde gitmeye devam edecek diye düşünüyorum. Umarım bu tür olaylar son bulur yani. Ya bu aralar zaten böyle şeylerin çok arttığını düşünüyorum ben. Ha sadece Kayseri içerisinde değil, Türkiye içerisinde böyle şeyler çok fazla var. Ve böyle şeyler hiç hoş değil. Özellikle de hani adalet karşısına çıkma gibi bir durumları yok. Hani bu durum gerçekten hiç hoşuma gitmiyor yani. Türkiye'de adalet sisteminin olduğunu da düşünmüyorum. Ya hiçbir şey yok yani, ülkeyi de sevmiyorum. İmkanım olsa direkt giderim yani. Şuna bak, yaptıkları insanlık bile değil. Ve bunlar adalet karşısında çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bu şey yapamaz. Ki sadece bu değil, hani normal olarak cinayet işlense bile adam akıllı serbest bırakıyorlar direkt. Ya sırf hayvanlar. Ya onlar da bir canlı. Bilmiyorum ya. Ya bilmiyorum, benim iki tane kedim var mesela evde. Ya kedim mesela düştü. Ona bile ben çok stres oldum ettim. Hani insanların bu kadar vicdansız olmasına dayanamıyorum. Yani niye böyle şeyler yapıyorlar? Amaçları ne, hiçbir şekilde anlamıyorum. Güneşli Mahallesi'nde hayvana eziyet. Bir saniye. Şimdi tam olarak göremiyorum. Orada köpek mi bağlı? Evet. He, evet. Köpeğe eziyet ediyor. Tabii ki. Traktörün arkasına bağlamış, sürüklüyor köpeği. Evet. Bu görüntü cumartesi günü Kayseri'de çekildi, Güneşli'de. Size neler hissettirdi? Vallahi tam bir rezalet. Yani hayvanların en az bizim kadar yaşamaya hakkı var. Ben hayvan haklarına sonuna kadar, meclisten bir an önce yasanın çıkmasını, en ağır yaptırımlarının olmasını istiyorum. Yani hiçbir canlının hiçbir şeye eziyet etmeye hakkı yok. Yazık. O da bir can taşıyor, ben de bir can taşıyorum. Onlar Cenab-ı Allah'ın dilsiz kulları. Ne gerek var traktörün arkasına bağlayıp da sürmenin alemine? Bir an önce inşallah yasalar çıkar, meclistekiler bilmiyorum geçti dediler, en ağır yaptırımlar olarak dediler ama netice önemli. Yapanın yanına kar kalıyor. Kimisi kediye eziyor, kimisi köpeğe eziyor, kimisi affedersin atı eşeğe bağlayıp koşturuyor. Rezalet. Bu kişi hayvanlara yardım etmesi şartıyla serbest bırakıldı. Kısasta hayat vardır diyorum. O adamı aynı şekilde o traktörün arkasına bağlayıp sürüklemedikten sonra hiçbir ceza yeterli değil bence. Ya öyle bir şey olur mu ya? Sen onun canlı bütün eziyeti yapıyorsun, hizmet etmek şartıyla serbest bırakırsın. Serbest bırakılması zaten adamı ödül vermek, mükafatlandırmak. Ver o cezayı, altta bir sürünsün bakalım, bir kilometre de görsün nasıl oluyor. Onunki de can, o da can. Canın küçüğü büyüğü olur mu ya? Oh.
Bu görüntü cumartesi günü Kayseri'de çekildi. Bu konuyla alakalı neler düşünüyorsun? Tamamen vahşet. Bunu yapan kişilerin akli dengesinden şüphe ederim. Gerçekten şok edici görüntüler. Gerçekten psikiyatrik sorunları olan kişiler yapabilir ancak bunu veya kalpsiz, sorumsuz, Allah korkusu olmayan kişiler yapar. İğrenç bir şey. Bu tür kişilerin tedavi olması gerekiyor. Ben başka bir şey diyemem. Akli dengesinde bir sorun var bu kişilerin. Tedavi olmaları lazım. Serbest bırakılması çok kötü bir şey. Tedavi edilip akıl hastanesinde muhafaza olması lazım. Hani cezaevi doğru yer değil. Gerçekten akıl hastanesi en doğru yer. Tedavi olup öyle serbest bırakılması da doğru bir şey. Hayvana gösterme bunu. Hayır, ben ona bakmak bile istemiyorum gerçekten. Bu görüntü cumartesi günü Kayseri'de çekildi. Ah God, sen hiç bakma. Ay ne diyeyim ki güzelim ben buna şimdi. Bu böyle sadece zevk için mi yapıyor bunu? Küfredeceğim şimdi burada. Kazlarını yediği için yapmış. Kazını yediği için. Allah bin türlü belalarını versin yavrum, ne diyeyim? Ne diyebilirim? Yani ona edilenin bin türlü şeklini onlara yapsınlar. Biz bunları izlemeye bile dayanamıyoruz. Kesinlikle. Fakat bunları bir hayvan yaşıyor. Of, inanılmaz. Yukarıda Allah var. Hiçbir şey denilmiyor bu insanlara. Yani vicdan denen hiçbir şey yok bu insanlarda. Ay. Yapabileceğim bir şey yok canım benim. Yapabileceğimiz de bir şey yok. Biz koruma istediğin kadar koru ama her bir köşede kahretsin ki Türkiye'mizde mi diyeyim, nasıl diyeyim artık, çok dışarıda hayvanlar var. Sahipsiz. Önüne gelinmiyor. İsteyen de istediğim gibi yapabilirim diyor herhalde. En azından hakkım var buna, istediğimi yapabilirim diyor. O eziyeti çektiriyor. Allah belalarını versin. Yani gerçekten dehşet verici şeyler. Aşırı üzücü. Yani neden bunu bir hayvana yaparsın ki? Yani o da bir canlı. Yani bunu yapan bir insan olması mümkün değil. Vicdan, merhamet yok. Sıfır. Yani bunu yapmak için insan dışı bir varlık olması gerekiyor. Yani çok üzücü, artık diyecek bir şey de bulamıyoruz. Kelimelerin bittiği yerdeyiz yani. Kafi değil hiçbir şey. Yani çok kötü. Yani kanun, adalet falan bunlar Türkiye'de pek sık rastlanan şeyler değil. Hepsi sadece sözde olan şeyler. Tabii yürürlüğe girmesi sadece lafta. İcraat de olması gerekiyor. Bu da biraz Türkiye şartlarında zor.